Merhabalar Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Switch'te Digimon Story Cyber Sleuth'un yeni bir bölümüyle beraberiz. Evet, yeni bölümle beraberiz. Avalon sunucusunda dostumuz Arata ile birlikte sızmıştık. Dışarıdan da Yuko'nun desteğiyle aslında uzman Master Plan Chapter'ındaki görevimizi yapmaya çalışıyorduk. Ben Digimon'larımın SP'lerini vesaire yenilemek için Digibank'a girdim ve bölümü orada bitirmiştik. Şimdi hazır Digibank'tayız. Digibank'tan çıkmadan hemen Digilab'dan çıkmadan hemen şurada evrim geçirebilen bazı Pokemon'larımız var. Muhtemelen onlara bir bakalım. Çünkü havalı Pokemon'larımızı evrim geçirebiliyor. Onların evrimini geçirdikten sonra hemen maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Niye hemen şimdi evrimini geçirmek istiyorum? Oynadığımız süre zarfında onlar level'ı birden tekrardan seviyesi yükselmeye başlasın. Şimdi Farm Island 1'e baktığımız zaman şöyle Digivolve dediğimizde şu anki evrimlerin hiçbiri bizim ilgimiz yok. Ama level olaraktan ne durumdayız? 37 level. Daha üstüne gidemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Hemen bunu Dead Digivolve yapacağız. Hem Abby almış olacağız. 18 Abby'si oldu. Hem de bu şekilde evrim geçirmek için gerekli şartları sağlayacak noktaya gelecek. Şimdi şöyle baktığımız zaman bunların arasından Crawlmon evrim zincirini yaptık. Garudamon evrim zincirini yapmadık. Şurada şunu Hulkmon'a evrimleştirebiliyoruz. Hemen onun da dijisi açılsın. Yani Field Guide'da. Kenmem zaten gerekiyor. Sidramon. Sen de 37'de tıkıldın galiba. Evet. Şöyle yapacağım. Mega Sidramon yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi havalı bir arkadaş. 71 levele kadar gidebiliyor ama bunun sonraki evrimlerine geçirebilmemiz için en az 20'ye bir ihtiyacımız var bizim gördüğünüz üzere. Dolayısıyla şu an ebimiz yeterli mi? Değil. Ne yapacağız? İlk önce Sidramon'a yetmez. Bir kademe daha indirebiliriz. Şuna indirelim. Bunun çünkü evrim formu Otomon'dan gelmişti. Farklı bir evrim formunu yaparsanız Abby alma konusunda birazcık daha bonkör davranıyor oyun. Strike Dramon. Şöyle şuradan baktığımız zaman Cyber Dramon, Saber Hackmon. Şöyle yapalım. Bu arkadaş da Dracula gibi ya. Şöyle şuradan Titamon'u evrimleştirdik. Bu oyundaki en güçlü 10 Pokemon arasına giriyor stat değerleri açısından. Şu arkadaşlar için Abby, burada bir 20 Abby yeterli oluyor ama Camp 80 istiyor. Burada da 80 Abby istiyor. Biz 80 Abby üzerinden yolumuza devam edecek gibi düşünelim. Dolayısıyla bunu tekrardan Strike Dramon'a düşürüyorum. Strike Dramon'u buradan neye düşürebiliyoruz? Vimon'a düşürebiliyoruz. Bunu da Vimon'a düşürelim. Tamam. Abby olarak 20'ye 1 diye bir tanesini zaten ihtiyacını karşıladı. Vegimon Digitamamon'a dönüşünüyor. Mega Kabutoremon'a dönüşüyor. Şu arkadaş 30 level şartını sağladık. 75 SP ve 75 int istiyor. Bunlara ne kadar uzaktayız? Bir level sonra inti 75 olur. Birkaç level sonra da SP'si 75 olur. Tamam, bunu bekletiyoruz. Tokamon. Patamon'a evrimleşemiyor. Kem yetmiyor. Falcamon diyelim. Kemin arttığız bu arada. Onda sıkıntı yok. Abby'si arttı şu an. Yani ben Abby'yi dikkate alarak. Bimon'umuz var. 15 level. Bunda kemi yetmiyor. Tamam, onun da kemini halledeceğiz. Çünkü burada evrimleştirmek istediğim ve üzerine çalışmam gerektiğini düşündüm. Birkaç tane Pokemon var ama bunların Digimon var ama Pokemon'a gidiyor. Digimon var ama burada Digimon'larımız şu an Builder özelliği taşıdığı için aslında Farm Builder. Bizim evrim geçirmek istediklerimiz burada. Şimdi burada havalı bir şey görmek isterseniz Mirage Gaumon'u evrimleştiriyoruz. Böyle şövalye tarzında bir şey.
Miraj Galgamon BM. Hala Mega Ultra olmadı. 3 tane equipment takabiliyor. Speed'i falan oldukça iyi skill'leri. Full Moon Meteor Impact fiziksel hasar veriyor. %20 ışık hasarı bir karaktere, %30 stun ve kritik vurma ihtimali çok yüksek. Support skill fiziksel hasarı %20, inti %13. Fazla iddialı bir görsel yani şu. Peki başka neyimiz vardı burada bizim? Saber Hackmon. Şunu yapabiliyorduk. Bu zaten benim için çok hani cool bir şey, Digimon. Bunu biliyorum. Bunu yapmanın yolunu da biliyorum. Şu arkadaş Saber Hackmon'un kendi evrimi, asıl evrimi. Dolayısıyla ben bunu merak ediyorum. Böyle bacaklarımız kılıç falan da bakalım ne olacak. Jessmon Mega. Kuyruğu kılıç, bacaklar kılıç. Defans, atak, speed. Peki. Beklediğim görüntü açıkçası böyle bir şey değildi. Doğru evrim yaptığımdan eminim. Judgment of Blade. 5 tane fiziksel hasar veriyor. 30 natural damage şeklinde bir karaktere vuruyor. Support skill'i speed'i, evasion'ı %25 arttırıyor. Ne zaman ki canımız %25. Bunu canımız %25 bandındayken mi? %25 azaldığı zaman dedim. Ama şu an şu dikkatimi. 2 tane special move var. Judgment of Blade, bir de bu ne? Weltgeist. Nullifies damage received until next turn counters any physical or magical attack. Yani karşı taraftan gelen hasarı büyük oranda engelleyeceğimiz gibi fiziksel ya da magical fark etmez karşıya counter olarak vuruyor. Yani ilginç. Patamon, sen evrimleşebiliyor musun? Xvimon. Tamam, biz seni ne yapacaktık acaba? Ama ebimiz yetersiz olacak ne yapmak istersek isteyelim. Dolayısıyla ebi kasana kadar aslında Koalimon, Kuilamon. Senin şeyin ne? Ebin 12. Tamam. Mastemo. Tamam. Meteormon. Bu arkadaş evrimleşemiyor. Yani kaç levelsin sen? 82 levelsin. Speed'inin 130 olması gerekiyor. Onun speed'i 130'a çıkamıyor. Bunun speed'ini arttıracak aslında. Item varsa onu mu denesek ya? Şimdi şöyle. Bu bizim... Bir bakalım. Bu Digifarm 2. Farm Island 2. Neredeyiz? Neredeyse? Buradasın. Switch Feet. Power Pine, Attack Up, Clever Carrot, Int Up. Şu Miracle Meat çok kıymetli arkadaşlar. Diyelim ki bir Digimon'unuz çok yüksek levelde. Bir sonraki evrime geçirmeniz gerekiyor ama Abyss'i yetersiz. Hem Chem hem Abby Up veriyor. Ve 20-20 şeklinde veriyor. Ama bundan sadece oyunda oyun içerisinde bir tane ya da iki tane emin değilim elde edebiliyorsunuz. Oyun bittikten sonra geri kalanı şey yapabiliyorsunuz. Elde etme imkanınız oluyor. O da çok yüksek bir meblağa denk geliyor diye okudum. Peki buradaki işimiz bitti. Biz kaldığımız yerden maceramıza devam edeceğiz artık. Hatta çok bile oyalandım. Bölümün yarısını burada yemiş oldum ben. Yeşil var, mavi var. Patenleri sırasıyla çözeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Buradan geçiş var mı? Bize bir şey yapabilir misin? Yok, buradan gitmiyoruz. Diğer taraftan gidelim. Biliyorsunuz Arata bu bölgelerde kendisi bazı köprüler oluşturulabiliyor. Biz yolumuza devam edebilelim diye. Şuradan geçiyoruz.
Biraz dolambaçlı olacak ama yapacak bir şey yok. Her yere gittiğimizden emin olalım istiyorum ben. Pearl, 3 tane pearl. Güzel. Bunlar paraya çevriliyor. Çok güzel. Paraya çevrilen şeylere bayılıyorum. Oo, 2 tane gatamon. Şimdi bunlar neyler? Sen bunlara süper efekti vuruyorsunuz. Normal düz vuruşlarla hallederiz diye düşünüyorum ya. Aa, gerek kalmayacak. Dedim mis vurdu ya. Beni bozmak için beklemiş resmen. Şimdi... Bayağı dolaşacağız. Uzun uzun dolaşmamız gerekecek. Buradan ileriden bir yere geçiş var mı? Yok. Şimdi zaten şurada bir kodu okuyalım. Hangi renk nasıl olacak bir onu görmemiz lazım. Sol tarafa mavi, sağ tarafa yeşil olacak. Bunu yapmazsanız şey olmaz, açılmaz. Aratad'ın yeteneğini konuşturmamız gereken bir yer. Super easy. Bizden yan olduğun için teşekkür ederiz ya. Gerçekten. Wow. Peki. Bu kadar sert beklemiyordum, yalan yok. Şimdi buna bir artık biraz şey yapmamız lazım. Yetenek kullanmamız lazım. Bayağı güçlü gel. Bundan iyi experience beklerim işte artık yani. Helal olsun. Gerçekten işe yarayan bir arkadaşımızsın. Sen şöyle baktığımız zaman şurada virüs var. Senden virüsü etkisiz hale getirelim. Bu ama arkadaş Metal Tyrant Oman'dan hızlıymış. Gale Storm herkese mi vuruyordun sen? Evet. Friendship DX. Evet, bu HP kapsüllerden falan o kadar çok doldu ki bunları gidelim de mesela terminali satalım derseniz hani hiç para vermiyor arkadaşlar. Ben denedim yani. Ondan dolayı hani böyle dolmuş ve alamıyor musun? Ya bırakın kalsın orada, hiç uğraşmayın. Ya bu biz buraya geçtikten sonra eğer Avalon sunucusuna network'ten erişim imkanımız olursa hani bu Mirror Dungeon olarak bayağı güzel farm yaparız gibi gözüküyor. Ben yani karşımıza böyle arkadaşların çıkmasını açıkçası beklemiyorum. Şimdi sen yeşil olansın. Copy and paste. Güzel. Dönüyoruz artık. Şimdi mavi sola, yeşil sağa idi sanırım. Ama emin olabiliriz. Zaten hali hazırda buradaki kodu çözdük. Ne yazıyormuş bakalım. Unlock code. Evet, yeşil sağ. Bizdeki şu an yeşil mi yeşil? Copy and paste. Güzel. Bir tanesi geldi. Şimdi diğerini almaya gidelim. Var mı sandık mandık? Toplanacak bir şey var mı şu arkada? Var tabii, olmaz olur mu ya?
Ama güzel bir şey olsun be, kapsül verme artık. Fighter Patch. Bu Digimon'unuzun özelliği var biliyorsunuz. İşte ben mesela ne yapıyordum? Develop kullanmak için builder'ları topluyordum. Searcher'larla birlikte investigate yapıyorduk da daha çok case mace buluyorduk. Fighter, Miter bunların bu özellikleri, nature özellikleri çok ciddi şekilde aslında sizin Digimon'larınızın stat gelişiminden tutun. Nasıl diyeyim? İşe yarar durumuna göre değişiyor. Mesela atak gücü çok yüksek olan bir Digimon'un bu anlamda zayıf bir şey gelmesi, nature gelmesi mesela biraz kullanışsız hale getirebilir. Yani artık oyunda çok co-op mücadele vesaire falan kalmadı. Ondan dolayı yani çok şey yapmıyor da zamanında hani co-op mücadeleler falan olduğu dönemde ki ben bir baktım geçmişte bayağı sağlam turnuvalar falan yapılmış. Ya tabii bu turnuvalar derken şey değil. Hani doğrudan düzenlenmiş bir Pokemon turnuvası tarzında bir turnuva değil ama hatırı sayılır böyle insanların bir araya gelip hani YouTube kanalları falan yaptığı güzel işler olmuş. Şimdi şöyle yaklaşalım. Boom. Bununla birlikte köprümüzün açılması lazım. Güzel. O zaman devam ediyoruz. Edemiyoruz. Burası gizli odanın girişi sanırım dedi. Haydi ya. Seçme şansımız yok. Dövüşeceğiz. Data converging. Attack up, int down. Şöyle. Şu Bunny Blades olarak kullanmamın nedeni çifte saldırı yapıyor ya arkadaşlar. Çifte saldırı yaptığı noktada birden fazla şey veriyor. Mesela bu arkadaşın Infermon'u da mesela 3 tane bu Spider Shot'larda mesela 3 atıyordu. 3-4 tane vurdu. Çünkü bu arkadaşlara zaten yüksek hasar veremiyoruz. Yani öyle bir şey yok. Yüksek hasar veremediğimiz için birden fazla seri böyle rapid şekil hasar çıkartabilir. Hamleler çok daha efektif oluyor. Normal vuruş yapacağım. Daha çünkü başka biriyle karşılaşıp karşılaşmayacağımızı bilmiyoruz. Hani her şeyi baştan harcamak istemiyorum. SP'mizi falan yenileriz, o ayrı konu. Kapsül dolmuş taşmış durumda çantada. Ama farklı nükleer lazer kullanayım ne kadar temecap combo yani. Ne kadar vuracak mesela? Çok yüksek SP, 180 vurdu yok et. Beni yalancı çıkartmak için. 3000 experience, güzel. Mesela Rapidmon diye bir Digimon var. Bunda çok efektif olabiliyor. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Yugo'dan bu passcode'u almış. Gerçekten başardı evet. Şimdi size gönderiyorum dedi. Passcode. Konu pasu hacking de kanojo no seikaku o shi Rie-chan. Rie-chan, moe moe. Passcode günlük değişmesinden bahsediyor. Bunlardan bir tane passcode var. Hadi bakalım. Burada Aratan'ın yeteneğini kullanacağız. Evet, birazcık planımızda ufak bir şaşma oldu. Ama yani yapacak bir şey yok. Bu arada bu arkadaş böyle giderse this should to the tricks. I have got to get out here. Yani bir an önce buradan çıkması gerektiğini söylüyor ama ben bulundum mu diyor. Evet, yakalandı. Hemen gidelim. Sonrasında onu da kurtarmak için bir operasyon düzenlemek gerekebilir. Hımm.
Etrafı arayacağız. Ne bulacağız acaba? İç çamaşırı buldular bir sürü. Şurada bir şey var. Günlük var galiba. İkiniz iyi misiniz? Ne oldu? Something happened. Kıyafı. Disturbance. Hayda. Şu an Kamishiro'nun şeyi değil mi burası? Headquarter değil mi? Her yerdeler. It's another eater değil. Another's. Yani bir sürü. Bu sunucu bir online saldırı altında mı? There must be victims of Eden Syndrome from all this. Yani bu Eden Syndrome'u yaşayanların, kurbanların hani sebebi bu olması lazım yumsundan. Neden saklıyorsunuz bunu diye. Yuko, bu kadar korkmana gerek yok. Senin dilin tutulacak ve konuşamayacaksın. Benimle hani alay etmeyi bırak. Kardeşinden bahsediyor. Orphan Yuko and a minor. Beni dinle. Bu sırrı saklaman lazım. Kendi iyiliğin için vesaire filan. Doğrudan tehdit var ortada. Büyürken hayatta bazı şeyler devam ediyor. Bu sırada oynadığın kartların nasıl oynadığına dikkat etmen lazım vesaire vesaire. Eden Shokugun'un kanca sonatta Rie-san. Anata to yu hita. Mo. Daijou. Anata no ni. Dakara watashi no kojin data ni. Rie-san. Kotaete kudasai. Demons no hakka o riyoushite ittai nani o suru tsumori nan desu ka? Sen bu dünyada ne yapmayı planlıyorsun böyle şeytani hackerlarla ve şeytani hackerlar gibi bir muhabbete göre. Sonunda doğrudan bir soru sordun diyor. Benim stratejim diyor oldukça efektif. Ama bu bir sır diyor. Eden'i babası bir rüya alemi olarak. Yani aslında nasıl diyeyim insanların böyle büyüleyici bir yer olaraktan hayal ederek yapmış. Eden'den asla vazgeçmeyeceğinden bahsediyor ama. Bunun tavrı, hareketleri, ruh hali biraz filan şey. Soyedo. Şimdi gene bunun bir teorisi var. Bu teoriyi kullanaraktan Eater'lar üzerinde bir şey yapıyor. Bu tam iyi mi kötü mü onu da anlayabilmiş değilim.
ne tam kötü ne tam iyi. Bu adam arada kalmış yani. Merakı tam bir scientist bu arada. Bu arada Arata çok sinirlendi tabii onunla birlikte olmasına. Herhangi bir bilgi elde ettiniz, evet. Rey'nin şeyini aldık. Onun muhteşem bir kopyasına sahibiz ve geri dönük. Tamam, güzel. Oradan mümkün olduğunca kısa sürede çıkın. Her yerde eater'lar var bu arada yani. Haberiniz olsun. Eden serverları çökecek muhtemelen diyor. Daha fazla kurban olmaması için. Vesaire vesaire. Bundan sonra daha fazla iletişim kurmak da riskli olabileceği için doğrudan buraya gelin dedi. Ve geldiniz. Kamishiro resmi bir açıklamada bu Aether'ların işte bir etkinlikten kaynaklı olduğunu ve bir hacker saldırısı altında kaldığından dolayı gerçekleştikten söylemiş. Hacker'lardan bahsediyorlar. Aslında kendilerini aklamak için böyle saçma sapan yalanlarla birlikte kaçış yolu oluşturuyorlar. Burada tabii soyadının olayına Arata çok fena takılmış durumda. Bu nedenden dolayı işte. Bu secret room'da ne buldunuz? Bu hani Rey'nin kırık kalp günlüğünde ne vardı diye böyle biri bakıldığı zaman, şimdi onu decode etmiş bu arada. İçinde ne var diyor. Paradise Lost Plan. Bunun ne anlamı geliyor? Paradise Lost Plan UFO. Bunu daha önceden duydun galiba. Duydun mu diyor. Biz duymadık. O da duymamış. Kamishiro dijital dalgaları ve bir şekilde geniş bir skalada bunları kontrol ederek geniş bir skalada bir şeyler planlıyor diyor. Bu dijital shiftlerde yaşanan şey hani Kamishiro'dan kaynaklı diyor. Onun da artık Kamishiro'dan kaynaklı olduğunu, bu Paradise Lost planı neyse onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve dijital shiftler de bunun için kısım kısım önem teşkil ediyor. Bu geniş çaplı update yapılacak eden hani planı yani şeyin bu Paradise Lost planın bir parçası. Evet, çok fazla diyalog oluşmaya başladı. Bu arada bu sürede daha önceden de başka çalışmalarda olmuş. Başka soruşturmalara yardımcı olacak bilgileri kazan. Her taşın altından çıkan değişik bir adam. Beta sunucuları, 8 yıl önce yaşanan kazalar falan, bunlar aslında belli bir noktada bizi sonuca yaklaştıran bilgiler. Detektif Matoyoshi'nin de bu konuyla ilgili Satori Kamishiro. Yardım için teşekkür ederiz. Please excuse me dedi. Üzüldü. Hey, nereye? Daha fazla yardım edebileceğimi zannetmiyorum dedi ve gitti. O hayal kırıklığı. Kalp.聞いてただろ。あいつエデン症候群の兄貴がいて、そのことで脅さ、そんでもって親父さんの夢でもあったエデンまであの岸辺って女に乗っ取られそうになってる。 お前だってそんな体なんだ。無関係じゃねえ。俺は行ってこいよ。 少し見直したぞ、少年。思っていたより仲間思いのようだな。京子さんに褒められても嬉しくねえよ。そうか。